10 kat kalkan gibi. Dişlerim kılıç, pençelerim mızrak, kuyruklarımın şoku yıldırım, kanatlarım bir kasırga ve nefesim ölüm. Sumok, Orta Dünya'da var olan son büyük ejderha olarak kabul edilen 3. çağın bir ateş ejderhasıydı. Kökenin detayları bilinmemektedir ancak 2770'te Yalnız Dağ'a ve Del kasabasına saldırdı. Sumog'un 3. çağda doğmuş olması ve o günlerdeki diğer ejderhaların arasından çeşitli nedenlerle ayrılarak solmuş fundalıktan gelmesi olasıdır. Gandalf, Sumog'un Erebor ve Del'in düşmesinden tam olarak büyümemiş olduğunu ve ejderhanın iki şehre saldırısından önce gizli geçitten geçme şansının olmadığını belirtti. Onun türünden ya da kanatlı sadece iki ejderha Gazap Savaşı'ndan kurtulabilmişti. Smaug'un Erebor'daki ilk görünüşü 3. çağın başlamasından 2770 yıl sonraydı ve dağda 171 yıl boyunca yaşadı. Kıyaslama yapmak açısından Glarung'un olgunlaşması yaklaşık 195 yıl sürdü. Doğumunun 155'te olduğu tahmin edilen Glarung 260'da henüz genç ve yarı büyümüştü. Sumok 1. çağda doğmuş olsaydı ölümü sırasında en az 6212 yaşında olmalıydı ve ilk şehrin düşmesinde genç ve hassas olmayacaktı. Sumok, diyalog sırasında iki şehirdeki insanlar ve cücelerden bahsetmişti ve aniden 1. veya 2. çağdakilere atıfta bulunduğunu düşünmek uygunsuz görünüyor. 3. çağ. İntikam, intikam. Dağın altındaki kral öldü ve intikam almaya cesaret eden akrabası nerede? Dale'in efendisi Grion öldü ve ben koyunları arasındaki kurt gibi insanlarını yedim ve bana yaklaşmaya cesaret edecek oğullarının oğulları nerede? Dilediğim yerde öldürürüm, hiçbiri direnmez. Eski savaşçıları aşağı indirdim ve onların dünyası bugün dünyada değil. Sonra gençtim ve şefkatliydim. Şimdi ben yaşlı ve güçlüyüm. Gölgelerdeki hırsızım. 2770'te Sumok, kuzeydeki dağlardan geldi. Altın, değerli taşlar, gümüş, inciler, zümrüt, safir ve pırlanta, çok yönlü kristalleri ve ünlü arken taşını içeren Erebor, Yüce Krallığı tarafından toplanan en büyük servet onun ilgisini çekti. Bir vahşi saldırıda hem Erebor'u hem de komşu Del kasabasını yıkıp yaktı ve onu durdurmaya cesaret eden cüceleri ya da insanları öldürdü. Kral Troor ve Trein kaçmak için gizli kapıyı kullandılar ancak ejderha daha sonra çevredeki kırları yakmaya devam etti. Sumok 200 yıl boyunca yalnız dağa tek başına hükmetti. Günlerini dağda kıskanç bir şekilde koruduğu büyük hazine birikintisinin üstünde yatarak geçirdi. Çevreleyen alan yüceler ve insanlar tarafından Sumog'un çorak toprakları olarak bilinen yaralı bir çorak arazi haline geldi. 2941 yılında Yalnız Dağ'ın varisi Thorin Meşekalkan liderliğindeki 12 cüce ve Hobbit Bilbo Baggins'ten oluşan 14 kişilik bir kafile gizli bir kapıdan Sumog'un dağ inine girmek ve eski hazineyi ondan geri almak üzere cesur bir girişimde bulundu. Gruba hırsız olarak atanan Bilbo gizlice bilgi toplayıp Sumog'unu uyandırmadan çalabildiğini çalmak için hazine odasına gönderildi. İçeri girdikten sonra Bilbo, Sumog'un beklediğinden çok daha büyük olduğunu ve bel altı hariç delinmez bir zırhla kaplı olduğunu gördü. Bu kırılganlığın farkında olarak Sumog kasıtlı olarak uzun yıllar boyunca hazinenin üzerine yayılmış ve elmasların ve sert taşların karnına gömülmesine izin vererek tek zayıflığını zırhlamalarına izin vermişti. Bununla birlikte Bilbo, ejderhayı incelerken kalbine canavarın sol göğsüne kalbine yakın bir yerde tek bir çıplak yama olduğunu fark etti. Bu paha biçilmez bilgilerle ejderhanın ininden kaçtı ve cücelerin yanına döndü. Sumog'un zayıf yönünü onlarla paylaştı ancak sırrını yakındaki göl kasabası olarak bilinen yerdeki okçu barda götüren bir ardıç kuşunun onu dinlediğinin farkında değildi. Hazine odasına geri dönen Bilbo, tek bir bardağı çalmaya çalıştı ama hırsızlığı hemen uykusundan uyanan Sumog tarafından fark edildi. Hobbit tarafından eğlendirilen Sumog, dağdaki kökenini ve amacını ortaya çıkarmaya çalışan Bilbo ile konuştu. Hızlıca Bilbo'nun arken taşını çalıp dağı geri almak için Thorin'e ve cüce kafilesine geri kalanına yardım ettiğini tahmin etti. Sumog öfkeyle uçtu. Dağdan ateşli bir gazapla fırladı. Öfkesini uzun göldeki göl kasabasına çevirdi ve orayı yerle bir etmeye başladı.
Tahribat arasında Dell tahtının varisi olan okçu Bart, kentlerin ejderhanın saldırısını püskürtmek için toparlanmaları adına elinden gelenin en iyisini yaptı ancak okları ejderhanın zırhına çok az şey yapabildi. Ardından Smaug'un gizli zayıflığı kendisine haber verilmiş olan Bart, ejderhanın karnındaki hassas noktaya siyah bir ok attı. Öfkeyle ve acı içinde kükreyen Smaug gökten düştü. Göl kasabasının yanan kalıntılarına düştü. Ölümü, orta dünyadaki ejderhaların sonunu işaret ediyordu. Smaug'un ölümünden sonra Thorin ve kafilesi yalnız dağın hazinelerinin kendilerinin doğuştan hakları olduğunu iddia ettiler. Bu, her bir Smaug'un yıllarca krallıktaki verdiği zararın tazminatı için altının bir kısmını isteyen Bart ve Mikwood'lu Elf kralı Tranduil ile bir çatışma yarattı. Thorin hazineyi paylaşmayı reddetti ve sonuç olarak ikisi de onun üzerine savaş ilan etti. Değerli taşlardaki büyük bir servetin bulunduğu Smaug'un çürüyen karkasının eski göl kasabasının ayakları arasında olduğu söylenir. Ancak çok azının ilerleyen yıllarda onlar için dalmaya cesareti olduğu söyleniyor. Mücadele edecek bir ejderha olmadan kentten kurtulan gölün yanındaki kuru arazide yeniden şehirlerini inşa ettiler. Gandalf daha sonra ejderhanın yok edilmesinin iyi bir şans olduğunu belirtecektir. Aksi halde Smaug sürekli bir tehdit olacaktı. Daha fazla Orta Dünya videosu için yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz.